Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. O koskoca merhaba demeden önce böyle bir aralık verdim. Bilmiyorum onu fark ettiniz mi? Çünkü ben o sırada sizlerle paylaşmak için hazırladığım o çok keyifli konuya bir an önce girmek için böyle hazır bekliyordum. Arkadaşlar bugün sizlere sormak istediğim soru şu. Çiçekleri sever misiniz? Hani hatta bazen böyle etrafımızda görürüz, bazı insanlar çiçekleri böyle buralarına takarlar, böyle süs gibi ya da böyle çiçekten taçlar takarlar kafalarına ve gerçekten bu çok güzel bir görüntüdür. İşte böyle zamanlarda, özellikle tam bu mevsimlerde çiçekler etrafımızda bolca var, görebiliyoruz ve gerçekten içimizi açıyor. Peki sizler çiçekleri sever misiniz? Çiçeklerin en çok nesini seversiniz? Mesela yapraklarını mı, kokusunu mu? En çok neyini seversiniz? Görüntüsünü mü arkadaşlar? O Tanrı'nın onlara giydirdiği güzel elbiseleri mi en çok seversiniz? Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki özellikle ilkbahar aylarında, yaz aylarında etrafımızda bolca çiçekler görürüz biz. Her tarafımızda çiçekler vardır. Mesela sardunyalar, begonyalar, papatyalar, laleler, yıldız çiçekleri, bir sürü çiçekler arkadaşlar. İşte ben bu çiçekleri düşündüğüm zaman gerçekten içim kıpır kıpır oluyor. Böyle içimizi mutlu eden, içimizi kıpır kıpır yapan o çiçekler, etrafımızda gördüğümüz çiçekler, bazen evimizde beslediğimiz, bazen dışarıda, parklarda, bahçelerde gördüğümüz çiçekler kesinlikle hayatımızı güzelleştiriyorlar. Mesela bazı bahçe çiçekleri, bazı balkon çiçekleri, hepsi bizim hayatımızı güzelleştiriyor. Ve böyle zamanlarda işte ben gerçekten Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü Tanrı'nın aslında biz mutlu olalım diye bu doğayı yarattığını biliyoruz. Biz mutlu olalım diye rengarenk çiçekler yaratmak Tanrı'nın bizler için yaptığı çok büyük bir armağan, çok güzel bir hediye arkadaşlar. İşte ben de bugün sizleri etrafınızda gördüğünüz her bir çiçek için, her bir bitki için Tanrı'ya teşekkür etmeye, Tanrı'ya minnet sunmaya davet ediyorum sizleri. Ve gerçekten bu ya hayatımızda çiçekler olmasaydı, etrafımızda çiçekler olmasaydı. Mesela bir düşünün. Aslında parklar, bahçeler, doğa ne kadar renksiz olurdu. Evet, tabii ki doğada bambaşka renkler de var. Mesela gökyüzünün güzel rengi, güneşin rengi, yeşil yeşil bitkiler. Ama aslında baktığımız zaman çiçeklerin o bıcır bıcır renkleri, mor, yeşil, kırmızı, pembe, o renkler doğaya ve bizim hayatımıza çok güzel renk katıyor. O yüzden bugün hepiniz birazdan Tanrı'ya teşekkür edin ki Tanrı bizler için doğayı bu kadar güzel yarattı. Mis kokulu, rengarenk, hem gözlerimize hem burnumuzu düşündüğü için o kadar güzel çiçekler yarattı bence, benim fikrim. Arkadaşlar, neden Nora abanı size direkt olarak böyle bir soruyu sordu? Çünkü birazdan size vereceğim görev bu konuyla ilgili, ama aynı zamanda bu arada hemen belirtelim, bugün belirtmedim. Eğer ekranlarını ilk kez saat tam 4'te, ekranlarında ilk kez saat 7 Türk'ü, saat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ilk kez ve kim acaba bu abla diye düşünüyorlarsa, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar, tam olarak haftanın 5 günü saat tam 4'te, her hafta içi her gün sizlerle saat 7 Türk ekranlarında buluşuyor oluyorum ve birlikte çok şey konuşup çok şey paylaşıyoruz. Bizlere her zaman WhatsApp numaramızdan ulaşabilirsiniz. Bizlere videolar gönderebilirsiniz. Fotoğraflar, resimler gönderebilirsiniz. Ses kaydı gönderebilirsiniz. Yazılar da yazabilirsiniz. Sizlerden gelen haberleri her zaman 4 tane böyle gözde kocaman kocaman bekliyor oluyoruz. Şimdi bu kadar konuştuk. Sırada ne var biliyor musunuz? Siz çok güzel bir video izleyeceksiniz az önce bahsettiğim konuyla ilgili. Onun üzerine bir de Ege'yi dinleyip Ege'den harika bilgiler edineceksiniz. Ondan sonra sırada Nora ablamız var yine.
Beynimiz 40 yaşında gelişmeyi durdurur. Sonra çöküşe geçer. Kaplumbağalar popolarından nefes alabilir. Ama kaka yaparken boğulma tehlikesi yaşayabilirler. Çin'de bir panda öldürme cezası idamdır. Kung Fu Panda. Fareler gıdıklandıklarında gülerler. Yunuslar birbirlerine isim takar. Aynı isimde olanlar adaşlık eder. Kargalar nadiren birbirine eşek şakası yapar. Ama kargaların kimi fenadır? Siz sakın onlara şaka yapmayın. Erkek deve kuşu bir aslan kadar yüksek sesle kükreyebilir. Neticede hem deve hem kuş. Dünyanın en hızlı hayvanı aladoğandır. Pike yaptığında hızı saatte 300 kilometreyi geçer. Trafikte yakalanırsa çok ceza yer. Türkiye'de kayda geçmiş en uzun soyadı Ay Yıldızlı Kırmızı Bayrak taşıyan Kahramanoğlu Kahraman'dır. Arkadaşlar, sizin adınıza hem de kendi adıma Ege'ye buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz ve aynı zamanda bize bu güzel videoyu hazırlayan Erkan abimize çok selamlarımızı ve teşekkürlerimizi buradan gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar, hazır mısınız? Artık görev zamanınız geldi. Bugünkü görevinizi öğrenmeye eğer hazırsanız, ki hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hep birlikte siz de bana yardım edeceksiniz olduğunuz yerden 3'ten geriye doğru sayacağız ve ekranda kocaman sizlere bugün hazırladığım görevi göreceksiniz. Haydi bakalım bana eşlik edin. Başlayalım saymaya 3'ten geriye doğru. 3 2 1 Arkadaşım, bugünkü görevin bir çiçeği araştırmak. Bir çiçeği araştır. Evet, senden bir çiçeği araştırmanı istiyorum ve bu çiçeğin hangisi olduğuna sen karar ver. Hangisini istersen seçebilirsin. İstersen rengine göre, istersen evinde olan bir çiçeğe göre seçebilirsin. Belki evinde olan bir çiçeği annenin, babanın saksıda yetiştirdiği bir çiçeği daha yakından tanımak istiyor olabilirsin. Veya daha önce doğada bir çiçek görmüşsündür. İsmini biliyorsundur ama onun özelliklerini gerçekten çok merak ediyorsundur. İşte o zaman o çiçeği de seçebilirsin. Veya daha önce hiç duymadığın, hiç görmediğin, hiç daha önce etrafında bahsedilmeyen bir çiçekten de bir çiçeği de araştırabilirsin. Tamamen sana bırakıyorum. Sadece bu görevi senden şunun için istiyorum. Birincisi, bizler etrafımızdaki şeyleri tanıdığımız zaman, o şeyler hakkında bilgi sahibi olduğumuz zaman bir kere bunun bizim için çok büyük bir faydası var. Hem bilgi sahibi olmuş oluyoruz, hem bir konuda gelişmiş oluyoruz, hem de aynı zamanda bu konu özellikle doğayla ilgiliyse aslında Tanrı'yı daha iyi tanımış oluyoruz. Çünkü Tanrı'nın yarattığı bir şey hakkında fikir sahibi olmak demek bize aslında Tanrı hakkında da yeni fikirler kazandırabiliyor. Mesela bizler insanların daha yakından, daha iyi tanıdığımız zaman, o kişinin hayatında olup bitenleri gördüğümüz zaman Tanrı'nın o kişinin hayatında neler yaptığını anlayabiliyoruz. Ve o zaman da Tanrı'nın genel olarak neler yapabildiğini, neler yapıyor olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ki aynı zamanda bilgi sahibi olmak bizler için çok önemli ama özellikle çiçekler hakkında bilgi sahibi olmak bence hem bizi neşelendiren bir şey hem de gerçekten bir doğada bir çiçeği gördüğümüz zaman onun zararlı mı, yararlı mı olduğunu, ona dokunup dokunamayacağımızı mı, mesela bunları öğrenmemize de yardımcı oluyor. İşte bu yüzden sevgili arkadaşlarım, doğada bir sürü çiçek var. Sizleri tamamen özgür bırakıyorum. İstediğiniz çiçeği araştırabilirsiniz. Ama araştırdıktan sonra sizden bir isteğim daha var. Bizlere WhatsApp numaramızdan ulaşarak bu bilgi sahibi olduğunuz çiçek hakkında bir resim gönderebilirsiniz. Ve aynı zamanda o çiçek hakkında ne gibi yeni şeyler öğrendiniz, bu bilgileri bizle paylaşın. Bizler de sizlerle birlikte yeni şeyler öğrenmiş olalım. Evet, şimdi ay bu kadar konuştuk. Artık hem Nora abla için hem de sizler için kısa bir dinlenme ve aynı zamanda keyiflenme zamanı. Haydi gelin birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Kral Saul ile Filistliler arasında bir savaş vardı. Davut'un kardeşleri de Saul'un ordusunda savaşıyorlardı.
Davut kardeşlerini görmek ve onlara yemek vermek için savaş yerine gelmişti. Orada adı Goliat olan Filistli bir savaşçı vardı. Çok güçlü, iri yarı ve dev gibi bir adamdı. Saul'un askerleri onu görünce çok korkar ve önünden kaçarlardı. O gün Goliat, İsrail ordusunun karşısına çıkıp şöyle dedi. Siz Saul'un kullarısınız. Aranızdan karşıma çıkıp benimle savaşacak birini seçin. Eğer seçtiğiniz kişi beni öldürürse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben zafer kazanıp onu öldürürsem siz bize kulluk edersiniz. Goliat'ın bu sözlerini duyan Saul ve ordusu çok korkup dehşete düştüler ve ne yapacaklarını bilemediler. Davut ertesinden Saul'un ordusunda savaşmak için kalkıp gitti. Goliat savaş alanında görününce Saul'un askerleri korktu ama Davut korkmadı. Davut, Goliat ile karşılaşmaya karar verdi ve yanına sapan, birkaç küçük taş ve sopa aldı. Goliat, karşısına çıkan Davut'un savaş giysileri giymediğini görünce onun ne kadar zayıf ve güçsüz biri olduğunu anladı ve alay ederek Davut'a ''Seni öldüreceğim!'' diye seslendi. Davut ise Goliat'a ''Sen zırh, kılıç ve mızrak kuşanarak benimle savaşmaya gelmişsin. Bense bu askerlerin tanrısı, egemen tanrının adıyla senin üzerine geliyorum ve sen bugün öleceksin!'' diye cevap verdi. Davut, Goliat'a yaklaşıp elindeki küçük bir taşı sapanına koyarak hızlıca fırlatıp Goliat'ı başından vurdu. O anda Goliat yere düştü. Hiç kimse bu olanlara inanamıyordu. Küçücük bir taş nasıl olur da herkesin korktuğu dev Goliat'ı yere devirebilirdi? Ama Tanrı'nın gücü Davut'a yardım edip küçük bir taşla Goliat'ı yere devirmesini sağladı. Davut'un elinde kılıç yoktu. Yanında sadece sapan ve birkaç taş vardı. Goliat yere düşünce hemen o anda hızlıca Goliat'ın kılıcını alıp kafasını kesti. Filistliler en güçlü ve en büyük savaşçılarının öldüğünü görünce korkarak kaçtılar. Ancak İsrail ordusu onları kovalayarak hepsini yok etti ve büyük bir zafer kazandı. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Ne mutlu Rabbe güvenen insana. 40. Mezmur 4. Ayet. Bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Acaba Nuri abanız bugün size hangi hikayeden bahsedecek? Ama ondan önce sizlere şunu sormak istiyorum. Hikayemle ilgili bir şey. Karnı acıkan var mı? Peki evinde yemeği bittiği zaman, evinde yemeği biten arkadaşlarımın karnı nasıl doyuyor? Genelde evde anne ya da babamız ya da tanrımız bize her zaman yemek sağlıyor, değil mi?
Bugünkü okuyacağımız bölümün adı da tıka basa doymak. Biz de bazen zaman zaman aslında yememizden gerekenden fazla yemek yiyoruz. Ve o zaman karnımız kocaman şişebiliyor. Ve işte belki de bu bölümde bunun gibi bir şeydir. Böyle bir hikaye vardır burada. Bilemiyorum, ben de sizle birlikte okuyacağım. Ama galiba aslında kutsal kitapta bu hikayenin hangi hikaye olduğunu sanırım hatırladım. Haydi gel sen de bana eşlik et. Birlikte bu hikayeyi okuyalım. Bakalım neler olmuş kutsal kitabın o döneminde. Bir zamanlar 5000 yorgun, aç ve muhtemelen sinirli insan bir tepelikte oturmuş yemek bekliyordu. 5000 tane insan gerçekten çok fazla. Ve 5000 tane insanın bence gerçekten çok fazla yemeğe ihtiyacı vardı. Hani düşünsenize mesela oraya bir yemek yapsa biri, bence böyle kocaman kazanlarla yemek yapması gerekir diye düşünüyorum. 5000 kişinin açlığı acaba nasıl sonuçlanacak? O gün İsa'yı dinlemek için toplanmışlardı. Kahvaltıdan önce gelmiş, bütün sabah, bütün öğlen ve akşam yemeği saatinden sonrasına kadar kalmışlardı. Kimse aslında o kadar uzun zaman kalmayı düşünmemişti. Ama işte İsa'yı dinlemek öyle bir şeydi. Zamanın nasıl geçtiğini kimse fark etmezdi. Gerçekten işte o yüzden kutsal kitap okumak, Tanrı'nın sözünü okumak bizim için o kadar eğlenceli ve keyifli. Çünkü onlar Tanrı'nın sözleri. Nasıl ki İsa'yı dinlemek, nasıl ki Tanrı'yı dinlemek o kadar keyifliyse onlar için de, aslında bizler için de öyle. İnsanlar saatler boyunca İsa'yı dinleyebilirdi. Ve o gün aynen öyle yaptılar. Ama yanlarında yeterince yiyecek getirmemişlerdi. Sanırım anne babaları onların yanına yemek vermemişti ya da yanlarına bir atıştırmalık koymayı unutmuşlardı. Ve saatler geçince tabii ki de acıktılar. Kalkıp da bir yerden paket servisi alabilecek halleri de yoktu. Çünkü etrafta hiç lokanta ya da dükkan yoktu. Ayrıca o günlerde öyle sipariş vermek diye bir şey de yoktu. Ne yapacaklardı? İsa'nın arkadaşlarının aklına bir fikir geldi. Herkesi evine gönderelim de orada yemek yesinler canım diye düşündüler. Kesin evlerinde yemek vardır. Yok, gitmelerine gerek yok dedi İsa. Siz onlara yiyecek bir şeyler verebilirsiniz. İsa kente kadar gidip herkes için yiyecek satın almalarını mı istiyordu yani? Nasıl yani, bu yol bayağı uzun. Onun yerine evlerine gitmeleri daha mantıklı olmaz mıydı? İsa'nın arkadaşları panikledi. Ama yeterince paramız yok ki. Elinizde yiyecek ne var diye sordu İsa. Gidip bir bakın bakalım hemen. Kalabalığın içinde küçük bir çocuk vardı. Annesi o sabah yanına biraz yiyecek koymuştu. Çocuk çantasındaki yemeğe baktı. 5 parça ekmek ve 2 tane balık vardı. Çok fazla değildi aslında, 5000 kişiye yetmeyecek. Yani aslında belliydi ki o yemek 5000 kişiye asla yetmezdi. Çünkü annesi ona tek kişilik bir yemek vermişti. Ama elinde bu kadarcık vardı. Yani yapacak hiçbir şey yoktu. Bende bir şeyler var diye seslendi. İsa'nın arkadaşları çocuğun elindeki yemeği görünce güldüler. Bu yeterli değil ki. Bununla nasıl doyacak 5000 kişi? Ama yanılmışlardı. İsa çocuğun elindeki miktarın önemli olmadığını biliyordu. Tanrı onu yeterli hale getirecekti. Hem de yeter olandan da fazla. Çünkü biliyoruz ki bizim Tanrımızın gücü her şeye yeter. Çünkü biliyoruz ki bizim için mümkün görünmeyen her şey Tanrı için mümkündür. İsa çocuğa bana yemeğini getir dedi. Böylece çocuk İsa'ya yemeğini verdi. İsa çocuğa baktı, şöyle bir göz kırptı ve kulağına izle bakalım diye fısıldadı. O kadarcık yemekle İsa nasıl herkesi doyuracak dediler. İsa'nın arkadaşları onlar bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. Ama İsa okyanuslardaki tüm balıkları yaratan kişiyi tanıyordu. İsa başlangıçta hiçlikten her şeyi yaratan kişiyi tanıyordu. Öyle birisi için böyle bir şey ne kadar zor olabilirdi ki? İsa çocuğun elindeki yemeği aldı ve göklere baktı. Sanırım babasına, yani Tanrı'ya baktı. Ve babasına teşekkür etti. Evet, haklıymışız. Sonra da İsa yemeği arkadaşlarına uzattı. İsa'nın arkadaşları yemeği dağıtmaya başladı. Ve ne oldu biliyor musun? Çok şaşıracaksın buna. Çok garipti.
Ne kadar koparıp dağıtsalar da hep daha fazlası vardı. Daha fazlası, daha fazlası. 5000 kişiye yetecek kadar. Herkes istediği kadar yedi. Bir daha aldılar, bir daha aldılar, bir daha, bir daha. Tıka basa doyana kadar yediler. Sence o çocuğun annesi 5000 kişiye yetecek kadar yemek mi koymuştu aslında? Hiç zannetmiyorum. Buna rağmen arta kalan yemekler bile vardı. İsa işte bunun gibi bir sürü mucize yaptı. Bunu yapan, oradaki yemeği çoğaltan aslında Tanrı'ydı. İnsanların mümkün olmayacağını düşündüğü şeyler, doğal olmayan şeyler. Mucizeler. Oysa dünyadaki en doğal şeydi bu. Çünkü tabii ki Tanrı'nın başlangıçtan beri yaptığı şey buydu, mucize yapmak. Yoktan var ediyordu. Boşluğu alıp onu dolduruyordu. Karanlığı alıp onu ışığa çeviriyordu. İşte bu yüzden arkadaşlar, bazı şeyler hayatınızda olumsuz görünebilir. Mesela ben asla bu durumun içinden kurtulamam diye düşünebilirsiniz. Oradaki küçücük ekmeğin 5000 kişiyi doyurması gibi. İşte böyle zamanlarda Tanrı'ya güvenmek çok önemli. Böyle zamanlarda Tanrı'nın her zaman sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşıladığını, sizi her zaman çok sevdiğini, sizi her zaman doyurmak istediğini, sizi her zaman sevmek, size her zaman en iyi hediyeler vermek istediğini asla unutmayın ve Tanrı'ya güvenin. Nora abanı sizi çok ama çok seviyor. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba Zi. Hem Elçi Pavlos'un yolculuğunu özetleyeceğiz, hem de kardeşlerimize bu programda veda edeceğiz. Her yönüyle çok duygu yüklü bir bölüm olacak. Bir şey soracağım, ağlayacak mısın? Hayır. Ekran başında zır zır kuzu görünmemek için hazırlığımı yaptım. Aa, öyle mi? Ne yaptın? Programdan önce tam 3 saat ağladım be. Tam 3 saat. Gözyaşı kalmadı artık. Kardeşlerimize neşeyle veda edelim. Ay canım benim. Peki seninle başka programlar yapar mıyız beraber? Ne diyor Matta 6:34'te? O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Amin. Beraber başka programlar yapmak sende kaygı mı yapıyor Zihin? Bazen. Öyle olsun bakalım. Uysuz kardeşim benim. Bu bölümü de sayarsan 2 sezonda toplam 26 bölümde ne anlattık Zi? Elçi Pavlus'u ve onun 4 müjde yolculuğunu. Elçi Pavlus, Hristiyanlıkta ve kilise tarihinde çok önemli bir rol oynayan kişi. Evet. Pavlus, Türkiye'nin tarihiyle ünlü bir bölgesi olan Tarsus'ta doğmuş bir Ferisi, bir Yahudi. Başlarda İsa Mesih'in müjdesine tam zıt durumdayken, ardından bu müjdenin en ateşli savunucusu oluyor. Hristiyanlara zulmeden bir Ferisi'den müjdeyi anlatan, bu uğurda birçok zulme katlanan bir elçiye. 4 yolculuk, binlerce kilometre yol, tartışmalar, tehditler, boyun eğmeyen Hristiyan kardeşler, kilisenin kavramı, bir arada olmak, beraber olmak. Sus. Ne oldu Zi? Sen konuştukça gözyaşı torbalarım dolmaya başladı. Aman tamam işte böyle Zi. Bu kadar bölüm küçük kardeşlerimize İsa Mesih'in müjdesini yayan Aziz Pavlus'u anlattık. Bir yandan da geçtiği yerlerin tarihini ve kültürünü senden dinledik. Bazı bölümlerde güzel mi güzel, doğru mu yanlış mı soruları sordun. Onları cevapladık. Böylece geçip gitti bölümlerimiz. Şimdi uyanacağız ve aslında bu programımız hayal mi diyeceğiz? Uykudaymışız da rüya mı görüyormuşuz filan. Yo, ben sanmıyorum. Niye öyle olsun ki? Evet, öyle bir son güzel olmaz. Çok değişik bir son olurdu mutlaka ama gerçekçi olmazdı. Çünkü kaç bölümdür dekorumuz aynı basitlikte, aynı ucuzlukta. Biz koskoca iki kuzuyuz mi? Rüyada bu kadar basit dekor görüyor olsak ekran başında işimiz ne zaten? Ay, rüyaymış desek inanmaz izleyicilerimiz. Bu nasıl yaratıcılık? Bence gündelik ekmeğimizi alıyoruz ve bu dekorda bu program için yeterli Zi. Lükse, şatafata ne gerek var ki? Neyse, zaten arkada kalıyor dekor, ben görmüyorum ki.
Evet, önümüzdeki dekor da çok güzel. Hı? Bak kameraman arkadaşlar gösterirse aşağıda koskoca bir kütüphane var. Wow. Çok değerli resimler var. Of. Bir tane gemi var ki gemi çok önemli biliyorsun değil mi? Evet, evet anlattık hep. Ya. Kardeşlerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı son bölümümüz adına? Evet, var. Şimdi kamerama dönüyorum. Dön. Beni dinleyen sevgili kardeşim, ben bir kuzuyum. Sen de dünyalar tatlısı bir çocuksun. Sen de bir kuzusun. Sen de annenin babanın kuzularındansın. Biliyorum. Elçi Pavlus'un yolculuklarını anlatırken aslında İsa Mesih'in müjdesini, onun erdemlerini, onun yolunu anlattık. Tıpkı Elçi Pavlus'un hiç ayrılmadığı gibi sen de İncil'in ve müjdenin yolundan ayrılma. Her davranışın, her düşüncen bu yolculuğun anlamına yakışır olsun. Ne? Ne? Ağlıyor musun? Yok. Biraz duygulandım. Ya hayır mı? Hemen ağlıyorsun. Neden ağlıyorsun? Bak benden rol alıyorsun şimdi. Hemen dikkatleri üzerine çek. Ben boşu boşuna 3 saat ağladım programdan önce. Ama olmaz ki ya. Dayanamıyorum. Görüşürüz. Gidiyorum. Bay bay.